Merhabalar efendim, Muhabbetname programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Salih Baba'ya ait olan bir nutku şerife yapmış olduğum besteyle bugün sizlere merhaba dedim. O merhaba deyişin içerisinde aslında Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu bütün güzellikler var diye kabul edin. Çünkü sizlerin varlığı Muhabbetname'ye gerçekten gönül veren, Muhabbetname'nin muhabbetiyle kendi dünyasını bezeyip, namesiyle kendi dünyasında bir usul erken tayin eden siz kıymetli seyircilerimizle her hafta buluşuyor olmak gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün gerçekten çok değerli bir konuğumla bizim dünyamızı bezeyecek çok önemli ifadeler ışığında bir Muhabbetname yolculuğuna inşallah çıkacağız. Bu yolculuğumuz içerisinde de birbirinden güzel eserleri inşallah sizlerle paylaşmaya da gayret edeceğiz. Efendim, Cenab-ı Allah'ın bizler için tayin etmiş olduğu ömrü istifadeli bir şekilde değerlendirmek elbette mümkün. Bunun işaretini de Cenab-ı Allah hem Kur'an-ı Kerim'inde ayet-i kerimeleriyle bizlere vermekte, hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında bu işaretleri, bu güzellikleri görmemiz de mümkün olmakta. Nihayetinde bu güzelliklerle birlikte Cenab-ı Allah'ın bizlere eriştirmiş olduğu güzel aylar, şerefli aylar ve her biri birbirinden kıymetli olan
geceler bizim gönül dünyamıza feyiz ve bereket saçmakta. İşte önemli olan o noktada kulluğumuzun bilincine erip bu bilinçle birlikte Cenab-ı Allah'a ibadet etmek. İşte bu önemi de gerçekten Allah-u Teala yaşamamızı ve etrafımızda yaşatmamızı nasip eylesin. Efendim bugün sohbetiyle, güzel ifadeleriyle bizleri ihsan dünyasına taşıyacak, o dünyaya doğru yolculuk yapmaya çıkartacak çok kıymetli konuğum, değerli hocam Doktor İhsan İlhan Beyefendi'ye, Ankara'daki seyircilerimiz yakinen bilirler, Keçiören ilçe müftümüz çok kıymetli hocamıza şimdi sizler adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim. Çok şükür Rabbime. Bizler de iyiyiz. Muhabbetname'de sizinle birlikte olmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Estağfurullah. Hani davetimize icabet etmeniz ziyadesiyle mutlu etti bizi. Elbette içinde bulunduğumuz zaman zarfı da gerçekten gönlü güzel insanların böyle sohbetinde dizimizi kırıp böyle elimizi bağlayıp onun feyziyle, bereketiyle yüz yüze olmamız gereken zamanlar. Cenab-ı Allah inşallah sizin sohbetinizden istifade eden kullar zümresine de dahil eylesin bizi. İnşallah. Nasılsınız hocam? Allah nasıl razı olsun, geçiyor vaktiniz, zamanınız? Şimdi tabii din hizmetini yürütmenin vermiş olduğu bir ağırlık var. İster istemez saha geniş, muhatap kesimi geniş. Bu anlamda elimizden geldiği kadar Rabbimizin verdiği güç, imkanlar ispetinde elhamdülillah olabileceğimiz, yapabileceğimiz çalışmaları en güzel şekilde ifa etmeye gayret ediyoruz. Tabii cami ayağımız var. Muhakkak. Kur'an kursu hizmeti ayaklarımız var. Cami ve Kur'an kursu hizmeti dışındaki işte seminer, konferans ve buna benzer çalışmalarımız var. Gençliklerle, gençlerle buluşma çalışması. Bu arada 4-6 yaş gibi çok önemli bir hizmet ayağını başlattık elhamdülillah. Olduğu kadar camilerimizin altında, uygun yerlerde, mekanlarda 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza Kur'an eğitimi noktasındaki faaliyetlerimiz var. Tabii bu arada işte sosyal içerikli, işte fakir ve fukara noktasındaki desteklerimiz, özellikle muhacirler olsun, kendi içimizde yaşayan insanlarımız, kardeşlerimiz olsun, onlara destek noktasındaki faaliyetlerimiz var. Mesela son kış ayı içerisinde ciddi bir anlamda bütün personelimizin katılmış olduğu aktivite içerisinde kışın ağır geçmesi sebebiyle ayağında ayakkabı olmayan kardeşlerimize, kardeşlerimizin, hocalarımızın, hem bay ve bayan yani din cami görevlisi arkadaşlarımız ve Kur'an kursu öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle güzel bir bot noktasında bir faaliyet yaptık. Hemen hemen bayağı bir miktarda kardeşlerimize bu imkanı sunduk. Onun için yani müftülük ve müftülük hizmetleri insana ait ve insan merkezi bir hizmet olması, onun hem onun gönül dünyasına hem onun problemlerine ait bir hizmet alanı olduğu için biz de Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve keremiyle bu anlamda hem gönül dünyasına hitap etme, insanların kalbi yolculuğunda onlara katkı sağlayabilme gayret içerisinde olmak, hem de varsa yaşadığımız toplumdaki insanların problemleri noktasında çözüm ne olabiliriz? Bu aile içi problemler olabilir, kadın konusundaki problemler olabilir veya baba evlat arasındaki problemler olabilir. Bize intikal ettiği anda da hem aile irşat bürosuyla hem de vaizlerimiz aracılığıyla hem de bu anlamda bizim bizzat da benimle de görüşmek isteyip de gelen kardeşlerimizin istekleri karşısında onların tabiri caizse bir psikolojik hizmet, din hizmeti noktasında onların mutluluğunu ve huzuru tesis etme konusunda da destek olmaya çalışıyoruz. Onun için kendi personelimiz arasında da başka faaliyetlerimiz de oluyor. Bu anlamda Keçiören Müftülüğü'ndeki bütün görevli arkadaşlarımız işte hem eğitim, Kur'an eğitimi, hem camiledeki eğitim, hem de toplumsal yapı içerisinde duyarlılar, Allah razı olsun, bize de destek veriyorlar. Biz de onlara öncülük yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz, belki bir şeflik yapıyoruz bu anlamda. Onun için hizmetlerimiz güzel olduğuna inanıyoruz inşallah. Rabbim mahcup etmez ve tersini kalk eder inşallah. Amin inşallah. Ne güzel bir giriş yaptınız hocam. Yani gerçekten şumullü bir şekilde kendi sorumluluklarınızı sosyal sorumluluk projeleriyle de birleştirerek çok güzel bir netice elde ettiniz ki malum bu bilinen ve görünen o. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu iman nimetini insanlarla temas noktasında bize verileni aktarma noktasında çok güzel bir şekilde siz hem ifade ediyorsunuz hem de değerlendiriyorsunuz. Allah Teala gayretlerinizi daim etsin inşallah. Allah razı olsun. Şimdi bugün camilerle ilgili bir çalıştay vardı Sayın Başkanımız ve Bakanımız katılımıyla. Şimdi camiler gerçekten hayatın merkezidir. Evet. Hayatın merkezi ve şehrin tapusu ve göstergesi, delili, şahidi ve şehri konumlandıran ve Müslümanların ruhen olgunlaşacağı ve dinlenebileceği engin bir hale gelecekleri bir mekan. Onun için bizim hizmet alanımız camiler olması sebebiyle gerçekten
toplumun muhatabı olmayan kişi yok denecek kadardır. Evet. Çünkü minaredeki ezandan camideki imamete varıncaya kadar, kürsüdeki vaaza, minberdeki hitaba varıncaya kadar, en az cuma günlerindeki topluma hitap etme noktasında aslında müftülük hizmeti veya diyanet hizmeti bu anlamda toplumun her kesimine hitap eden bir ağ gibi ve hizmeti her an sunabilecek bir durumu var. Muhatap kesimi çok geniş. Onun için aslında vazifemiz de bu anlamda çok ağır. Evet. Aslında bu noktada şunu ifade etmek lazım. Din sadece camilerde yaşanmıyor elbette, tabii. Değil mi? Elbette tabii. Din hayatın her noktasına sirayet eden bir nizam ve intizam hali. Amin. Ve bu noktada da içinde bulunduğumuz süre gerçekten bizler hemen malum Regaib Kandili ile başlayan üç ayların tabiri caizse o feyziyle, bereketiyle muhatap olan kişileriz. Bu noktada kendimizi öyle bir noktaya getirelim ki bu istifade noktasında kârımız fazla olsun. Ve bizim üzerimize düşen vazifeler de çok fazla. İstirham ediyorum efendim. Evvela bu aylardan, mübarek aylardan ve daha sonra birazcık tekamül noktasında bulunan ve İslam dinini gerçekten özümseyip hayatına tatbik edebilme gayretinde olan kişilere ne gibi ikazlarınız ve tavsiyeleriniz olur? Oradan başlayalım efendim. Beraber anlamaya çalışacağız. Öyle, o şekilde bir haddimiz yok. Allah razı olsun sizin güzelliğiniz. Şimdi şunu demek isterim elbette ilk önce. Konunun başlangıcı itibariyle ifade ettiğimiz gibi insan yolcudur. Eyvallah. Ve yolculuğu bu zaman dilimi içerisinde yapıyor. İnsanın yapısında da unutkanlık vardır. İnsan unutkan, unutmakla malul bir varlıktır. Onun için daima uyarıya ihtiyacı vardır. Aslında Kur'an'daki zikir kavramı da aslında hatırlatma demektir. Eyvallah. Yani insanın ne yaptığını bilerek yaşaması demektir. Zikir demek Kur'an'ın Rabbi ile beraber olmak demektir. Rabbin hükmüyle yaşamak demektir. Zikrin, hatırlamanın zıddı unutkanlıktır. Onun için unutmanın zıddı zikirdir. İşte bu arada insan yolculuğunu yaparken bu dünya hayatının debdebesi, cazibesi içerisinde insan bazen kendini unutabiliyor. Hayat da böyledir aslında. Dikkat edin, hayatın akışı da bile, tabiat bile kendine göre farkındalık oluşturur. Bu farkındalık içerisinde tek düze bir hayat değil, değişkenlikle, mevsimleriyle, geceleriyle, gündüzleriyle, farklı iklimlerle insana farklı bir yaşam tarzı içerisinde farklı bir şey sunar. Diyelim ki hep kış olsa, hep yaz olsa bile çok hayattan anlam kazanamayız. İşte insan hayatı, dini hayatı ve dindarlık hayatı da tek düz olduğu zaman onu uyaracak, onu dikkat çekecek unsurlar olmadığı zaman insan unutkanlığı içerisinde yok olup gider. Yani zamanı güzel kullanamaz. Efendim, ibadetlerinizi alışkanlık haline getirmeyiniz işareti de buraya yönelik bir bu işaret. Bu anlam tabii daha detaylı. Yani ibadetlerin alışkanlık olup biraz daha farklı ele almak gerekir. Şimdi burada bugün yani 3 aylar ve buna benzer kıymetli ve bereketli zaman dilimleri aslında kulluk bilinci içerisinde anlaşılması ve kavranılması gereken şeylerdir. Bunlar bize özel opsiyon verilmiş gibi kabul etmemiz gerekir. Yoksa bunlar var, ötesi yok anlamında değildir. Çünkü insan zaman içerisindeki hayatını güncellerken, adeta şimdi buraya gelirken bile bir trafik levhasından, işaretinden, navigasyondan veya takıldığımız yerde insanlardan yol alarak buraya gelebiliyoruz. Bir mekana gidebiliyoruz değil mi? İşte hayatın akışı içerisinde zamanın akışını bize hatırlatacak unsurlar var. Onun için Kur'an bize insan kainatın varlığından itibaren, dünyanın yaratılmasından itibaren ayların sayısının 12 olduğunu ifade eder. Ve bunların 4'ünde haram ay olduğunu ifade eder. Bu ifadede bile haram ayların olması demek, insan babasının katilini dahi görse o ayın içerisinde, yani insanlık tarihindeki olan değer itibariyle, hatta cahiliye dönemi Arapların dahi itibar ettiği bir hakikat olarak, o 4 ay Muharrem, haram aylar içerisinde olduğu dönemde bile babasının katilini görse asla kılıcını çekemezdi. O aya, o zamana bir saygı vardı. Bu şunu gösteriyor bize. Demek ki insanlık tarihinde zamana kıymet veren, bereketli kılınan veya kutsal addedilen zamanlar vardır. Ki Kur'an'ın ifadesiyle bilir. İşte 3 aylarda insanlık hayatında ömrünü bereketlendiren, kıymetlendiren ve zamanı anlamlandıran bir uyarıcılardır. Bu anlamda Cenab-ı Hak bize Haşir suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ittakullah vel tenzur nefsun ma qaddemet li gadin vettakullah innallaha habirun ma ta'malun. Ey iman edenler, Allah'ın haramlarına karşı uyanık olun, hassas olun, Allah'ı gücendirmeyin, Allah'ın emirlerine, yasaklarını çiğnerek saygısızlık etmeyin.
Allah'ın yasaklarını çiğnemeyin, Allah'tan korkun. Ve her bir nefis yarını için ne hazırlamış ona baksın. Yarını için ne hazırlamış ona baksın. Şimdi buradaki yarın nedir? Bu yarın 24 saat sonraki bir saat dilimi mi, zaman dilimi midir? Yoksa aslında hayatın iki anlamı olduğunu, bir bu dünyadır, bir de yarındır. Yani bu dünya yaşadığımız hayattır, bugünümüzdür. Yarın ölecek, öldükten sonra gideceğimiz hayatın adına yarın diyor Cenab-ı Hak. Bir başka anlamıyla insana yarın, ölüm yarın kadar yakındır diyor. Buradaki vurguyla Cenab-ı Hak bu hassasiyetle zamana hükmetmenin ve zamanın bizimin en için en büyük sermaye olduğuna dikkat çekiyor. Senin kazancın zaman nedir? Zamanı güzel kullanırsan kazanırsın. Eğer zamanı kullanamazsan zaman seni harcar, çift taraflı kılıçtır, o zaman seni o yer. Niyazi Mısır'ın bu üç aylarla ilgili ifadesini de onu söylüyor. Mesela diyor ki Recep ekme, Şaban sulama, Ramazan ekim, sonuç hasat mevsimi olarak adlanıyor. Burada zamanı kullanma noktasındaki bir bakış açısıdır. Eyvallah. İşte o nedenle bu üç aylar ve diğer bildiğimiz gün ve geceler bize şunu anlatıyor. Hayatın akışı noktasında duraganlık yok. Hayatta bir canlanma meydana getiriyor. Adeta şimdi bahar mevsiminde başlayacak 42. yağmurlar gibi. Ölmüş topraklar 42. yağmurlarla dirilirler. Nisan'ın ortasından Mayıs'a kadar devam yağmurlar, özellikle ikindi vaktinde yağmasıyla bu adlanması ve toplumda bir bereket anlamı vardır. Üç aylar da Müslümanın zamanı içerisinde, hayatı içerisinde ona bir 42. yağmuru gibi gelen, onun üzerine tozlanmış veyahut da paslanmış hayatını veya unutkanlık içerisinde asli görevini unutma noktasındaki durumu kendisine hatırlatmaktır. Çünkü insan asli görevi nedir? Zaman önemli, bir zaman bilinci, bir de asli görev. İnsanın asli görevi olma, bilme, kavrama şuurudur. Eğer insan yaşamak için, yemek için daha doğrusu ve bu dünyadaki bir takım lezzetleri tatmak için gelmiş olsaydı bile lezzetlerin hepsini de tas tamam mutlak anlamda tatması da mümkün değil. İnsan bir anda gülerken bir anda ağlayabiliyor. İnsan her zaman dört dörtlük bütün güzellikle yaşama durumunda da değil. Onun için insan asli görevi kulluktur. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi de Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz bütün peygamberleri insanlığa Allah'a kulluğa çağırsın, davet, Allah'a kulluğa davet etsinler diye gönderir diyor. O zaman insanın görevinin ve misyonun kulluk olduğunu beyan ediyor. Asıl bu manayı ifade eden Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ki ayet kerimesi biz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ifadesiyle de şunu öğreniyoruz ki insanın yaratılış gayesi kulluktur. Hocam bu noktada elbette bizim hadisenin hakikatine vakıf olmamız gerekliliğini anlıyorum ben. Evet. Çünkü nasıl bize hakikat asıl manayı aktarıyor ise ve bizim de hakikat peşine düştüğümüzde mana alemimizi daha da zengin hale getirmemiz bir gerçeği de ortaya çıkıyor ise buna da bir noktada bu aylar vesilesiyle tabi olup bundan sonraki hayatımızı bu ayların güzellikleriyle bezememiz gibi bir sorumluluk görev de ortaya çıkıyor. Evet. Ve hocam izniniz olursa sohbetinizi balla kestim belki ama bir eser okusam ondan sonra devam etsek olur mu efendim? Eyvallah. İlk eserimiz Salih Baba'dan idi efendim, Erzincanlı. Şimdi ikinci eserimiz de Salih Baba'dan. Çok sevdiğim bir nutku şerifi. Onu sizinle ve değerli seyircilerimizle paylaşmak istiyorum efendim. Nihavent makamında harikulade bir güfteye, acizane bir beste yapmaya gayret etmiştim. Onu takdim edeyim efendim. Ey birader derdi
Sağlık arkadaşlar. Harikulade icra ettiniz. Evet hocam. Sohbetin ilk bölümünde çok güzel bir girişle aslında bizim bu ayların karşısında duran insan için nasıl bir vaziyet, bir pozisyon almamız gerektiğini ifade ettiniz. Buradan sonraki kısım herhalde yavaş yavaş o araları bezemekle inşallah geçecek. Neler söylersiniz efendim? Şimdi demin ifade ettiğim ayet-i kerimenin bize o öngördüğü anlam ruh, kulluk bilinci. Evet. Üç aylar bu kulluk bilincini diriltme günleridir. Çok güzel. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatının akış içerisinde üç aylarda ayrı bir önem verir. Bu üç aylar içerisindeki davranış biçimi kulluk boyutu içerisinde tabiri caizse akan suyun daha gürleşmesidir. İnsanın iç dünyasında, ruh dünyasına karşı yolculuğunda ona engel olan şeylerden arınmasıdır. Onun için ilk gece regaib kandili deniyor. Yani üç ayların ilk başladığı günün ilk perşembesi regaib kandilidir. Regaib, rağbet edilendir. Evet. Aslında bu anlam bile üç ayların nasıl bir ruh köküne doğru bir yolculuk olduğunu, neye rağbet edeceğimizi, neyi arzu edeceğimizi, neyin peşinden koşacağımızı bize öğretiyor. Yani biz koşulacak fani olanların değil. Yani Kur'an ifadesiyle sizin yanınızdakiler biter. Ama Allah'ın yanındakiler bakidir. Amin. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ İşte
yanımızdaki biteceklere değil, bitmeyeceklere talip olmaktır. وَلَنَجْزِيَنَّ sabru اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bu dünyatında dünyanın cazibesine, dünyanın aldatışına, dünyanın çekiciliğine karşı ve insanı kendi girdabına yok edişine karşı sabreden ve güzel ameller işleyenlerin Allah karşılığını en güzeliyle mükafatlandıracak müjdesiyle aslında bu ruha, bu anlama, bu iklime kulu çekme bilincidir. Çünkü o çekim içerisinde insanın engelleri var. Yani insanın ayaklarında prangalar var. İnsanın topraktan gelme getirmiş olduğu bir takım insanı maddeye karşı yönlendiren şeyler var. Ama insanın asıl insan eden, değer kılan ruhu, Rabbinden gelen ruhudur. O ruh noktasındaki gıdalara ihtiyaç vardır. İşte ayağındaki prangaları çöküp, çözüp atma, onların engellerine karşı durabilmek için güç ister. İşte bu güç, 3 aylarda Müslümanın adeta bir bilinciyle rağbet edecek şeyleri ne olması noktasında bir şuur, bir bakış açısı ortaya koyar ve oruçlarıyla özellikle ve nafile ibadetler. Çünkü Müslümanın farz ibadetten namaza başlayan dememiz abes olur. Ve bu bir düşünemeyecek şeydir. Çünkü Müslüman namaz kılar. Müslümanın namazsız Müslüman düşünülemez. Neden? Çünkü imanın en güzel göstergesi ve imanın en büyük şahidi kul olma bilincini, Rabbi ile direkt muhatap olma anlayışı namazdadır. Ki o nedenle ikinci gecemiz, bereketli gecemiz Miraç'tır. Ve Miraç, rağbet edilecek unsurlar noktasında Müslümanı başlatan bir yolculuğun içerisinde Müslümana uruc ettirme, yüceltme, yani yüce değerlerle Rabbinin değer verdiği, kıymet verdiği ve sevdiği ameller Rabbinin katında kıymet bulabilmedir. Sonra Şaban ayına geldiği zaman ki Peygamberimizin Şaban ayında çok oruç tuttuğunu, hatta bazen sanki Şaban ayının bütününü, bazen de az tuttuğu noktasında bunlar Efendimizin öğretileridir. Yani bu ayda her zaman aynı şekilde tutmuş olsaydı böyle olacaktı. Öyle değil de kişilerin kendi durumuna göre çok da tutabilir, az da tutabilir noktasında bir eğitim metoduyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayında daha çok oruç tutması ve Şaban ayı içerisinde olan Berat kandilinin adeta rağbetle başlayıp Miraç'a yücelen kulun Berat'la kendi günahlardan arınma, af ve mağfirete ulaşma hakikatiyle karşılaşması ki bu gecenin içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın rahmetiyle kullarına yöneldiğini, rızık isteyen yok mu, bağışlanma isteyen yok mu noktasındaki talep ve kullar arasındaki bir rağbeti ve ilgi ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğini ifade eden hakikatler gösteriyor ki Berat da kullarının af ve mağfirete ulaşmasıdır. Ramazan'la müminin bu kulluk bilinci, Kur'an mektebinde olması, aynı şekilde oruç ibadetiyle kendini yetiştirmesi ve Kadir gecesiyle de sanki Kadir değer ve kıymet demektir. Kadir ve kıymetini, değer ve yüceliğini Allah katında almış olmanın veya ulaşmış olmanın bir mükafatı vardır. Onun için bütün bu 3 ayları ve bütün değerli zamanları, mesela Kabe nedir? Mekandır. Kabe kulluğun zirveleştiği mekandır. Lahuti alemin zirveleştiği annemdir. Kulun sevdiği etrafında, pervanenin ateşin etrafına dönmesi gibi kendisini asıl neyin etrafında döneceğini bilme şuuruyla Kabe etrafında dönmesi, o Kabe'deki sembolle her zaman Allah'ın rızası etrafında döneceğinin şuurunda olmasıdır. Kabe makam bakımından veya yeryüzündeki bir mekan bakımından bir mekandır. Ama Allah oraya bir kutsiyet ifade etmiştir. Mekanı kutsal kılan, Tur-i Sina'yı kutsal kılan, Kudüs'ü kutsal kılan Rabbimiz, zaman içerisinde de kutsal kıldığı zamanlar vardı. İşte bunlardan birisi mesela en Kur'an ifadesiyle Kadir gecesidir. Yine Kur'an'ın ifadesiyle mübarek gecelerdir. Leyle-i mübareke diyor. İnne enzelnehu fi leyleti mübareketin. Şimdi burada bir İslam kültürü olarak olsun, farklı noktalarda algılamada olsa bile şunu bilmemiz gerekiyor ki Kur'an bir şey işaret ediyorsa onun izdişimleri mutlaka vardır. Kur'an leyle-i mübareke diyorsa bu anlamda işte bugünkü işte Regaib Kandili olsun, Berat Kandili olsun veya Miraç Kandili olsun, bütün bunların elbette bizim için bir ikram, bir değerlendirmedir. Yoksa bir kandil gecesinde camiye gidip ondan sonra hayatı unutmak anlamında değildir. Bu şekilde bakıldığı zaman eksik anlama, hatta hatalı anlama meydana gelmiş olur. Demin ifade ettiğim kulluk yolculuğu içerisinde aslı yaratılış gayemizdedir, kulluktur. Yaratılış gayesi kul olanın yaşam gayesi de kulluktur. Ona uygun bir hayat tarzı yaşamaktır. Değil mi efendim? Onun için İslam Allah'ın iradesine kul olma bilinciyle teslim olmaktır. Evet, Ente evet. Mevlana, Hüve Mevlaküm. O bizim Mevlamız, yani sahibimizdir. O ne emredirse biz onu yaparız. O neye evet demişse,
o neye helal demişse, o neyi doğru kabul etmişse, o onun helal dediğine, doğru dediğine, hak dediğine evet deriz, hak deriz, doğru deriz ve ona teslim oluruz. Neye yasak demişse, neye kötü demişse, neyi çirkin göstermişse ona da hayır deriz ve ona da karşı dururuz. İşte kulluk budur. Kulluk kafaya göre, isteğe göre, aklıma göre, ben şunu şöyle düşünüyorum, bu böyle olması gerekir, çağımız bunu gerektiriyor gibi anlaşa değil. Çünkü zamanı yaratan, mekanı yaratan, çağlara hükmeden Allah'tır. Allah'ın emri olmadan bir yaprak düşmüyorsa, bir nebata toprağı delip yukarı çıkmıyorsa, insana irade vermesiyle bir imtihana sebep olduğu için, bir imtihandan geçtiği içindir. Ama insan için de hayırlı olanı Allah yaratmış ve hayırlı olanı da göndermiştir. İşte bu kitap, Kur'an'ın inmeye başladığı, nüzul olmaya başladığı Ramazan ayı da başlangıç gecesinde Kadir gecesi deniliyor. Sebep, insanlığın kadru kıymeti ancak bu kitapladır. İnsanlık hayatı içerisinde değer bulacağı, ulaşabileceği en yüce değerler bu kitaptadır. İnsan olmabilme ve insanca yaşamabilmenin bütün değerlerini bu kitapta Allah göndermiştir. Çünkü Allah o kitapta zulme yeri vermez, zulmü haram kılar, adil olmayı esas kılar. Adil olmak demek hayatın insicamı, mülkün temeli, hatta dünyanın temelidir. Adalet nedir? Başta imandır. Çünkü adalet ölçülü olmak, her şeyi yerli yerine koymak olduğuna göre ilahlık makamına ancak Allah'a koymaktır. O nedenle adalet iman ile başlar. Ve kimin huzurunda baş eğeceğimizi ortaya koymak ibadet boyutuyla devam eder. Onun için bir takım şekilsel ikonlarla yapılan ibadetler İslam reddeder. Nedir? Allah bir takım aracılarla, bir takım vasıtalarla kendine kulluğu istemez. Onun için put ve putçuluk noktasındaki her şeyi İslam reddeder. Neyi koyar? İşte namaz ibadete kulu bizzat Cenab-ı Hak kendi huzurunda kabul eder. İşte bu anlayışıyla kadru ve kıymeti bilme gibi bütün anlamı hayatı içeriden kuşatan kulluk yolculuğunda 3 aylar bir farkındalık ve sıçrama yeridir. Ben hep öyle benzetiyorum, hoşuma da gidiyor. 42 yağmurların adeta tabiatı diriltmesi, varlığı canlandırması gibi 3 aylarda Müslümanları önceki hayatın içerisinde pörsümeler, sıkıntılar, eksikler, hatalar, yanlışlar noktasında ya ben nereye gidiyorum? Bu ömür nasıl bitmiş böyle ya? Daha dün de 3 aylar. Bak 30 Mart'ta bütçelere gidiyoruz. Evet. Daha dün gibi geçti. Hayat bu şekilde geçiyor. Bu zaman benim en büyük sermayem tükenecek diye kendine gelme, asıl rotasına girme bilinci ve şuurunu vermektir. Zaten ifadeleriniz çok gerçekten sarihti. Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu kulluğun bir tezahürü olarak kul bilinciyle ortaya koymak üzere aslında bir anlamda görevli olduğumuz ibadetlerin bir anlamda bizim rağbetimizle, yani rağbet ederek güzelliklere karşı, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği güzelliklere karşı kayıtsız kalmayarak ardından kulluk bilinciyle yaşamış olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadetleri Miraç gecesinde namaz müminin miracıdır ifadesiyle birleştirerek daha sonra sanki böyle ya Rabbi işte sana layık kul olmaya gayret ediyorum, elbette öyle değilim gibi düşüncelerle umulur ki affedilirim düşüncesiyle Berat Kandili'ne ulaşıp sonra Ramazan-ı Şerif'i gerçekten liyakatli bir şekilde yaşamak üzere o güzel nurlu kapının önüne duruverir kul. Evet. Efendim aslında genel olarak bu tarz gecelerle alakalı sohbetlerde bu geceleri değerlendirmek için neler yapalım diye sorulur. Aslında kulluğumuzu değerlendirmek için neler yapalım desek daha doğru olur değil mi efendim? Evet. Ve onu bütün bir yıla yaysak. Buradan neler söylersiniz efendim? Teşekkür ediyorum. Güzel noktaya temas ettiniz. Şimdi algı, mesela yaklaşım tarzı, kavrama bilinci çok önemli. Üç ayları siz nasıl kabul ediyorsunuz? Bu kabul etme bilinciniz eğer veya da bir mübarek geceyi burada bununla başlayan biten bir anlayış mıdır? O zaman farklı algılara ve farklı dini serüvenlere doğru gitmiş olabiliriz. Evet. O nedenle ifade ettiğiniz gibi kulluk yolculuğumuz içerisinde bizim için bir sebepler zinciri. O nedenle Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. Biz kendi varlığımızla ve kulluğumuzla Allah'ın rızasını kazanma ve cenneti elde etme noktasında yeterli değiliz. Bir dişimizin ağrısı bile geceyi bize uykusuz geçirebiliyor. Evet. Allah'ın verdiği nimetlerin sayısını ortaya koymak ve sayabilmek mümkün değil.
Onun için aslında biz sahibimizin bize bahşetmiş olduğu nimetlere karşı görevimizi yapmış olsak bile ifa etmede aciziz. Onun için Allah'ın rahmetiyle biz cennete gideceğiz. Ve Cenab-ı Hak rahmetim gadabımı geçmişti diyor. Amin. Ve rahmeti vesiyet kulle şey diyor. Bütün rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Bir başkanlığında kul benim Rabbinin zannı üzerindedir. Biz Rabbimize kulluk yaparken onun rahmetine ulaşacağımızın ümidiyle gayret edeceğiz. İşte bu ümit kapısını çalmanın bilincini ve şuurunu ve hassasiyetini bize veren mübarek günlerdir bunlar. O bilinci biz Rabbimize yöneleceğiz. Rabbimizin kapısını çalacağız. Rabbimize kul olmanın bilincini ortaya koyacağız ve tövbe ve istiğfar. Yani tövbe hatalarımızı görüp yönlenmek, doğruya yönlenmek, istiğfar onların izini silmektir. Şimdi tövbe kelimesi kişinin hayatında sürekli olan bir ibadettir. Namazlar vakitlidir, oruç vakitlidir, hac belimiz zamana göre ve mekana göre vakitlidir. Ama tövbe ibadetinin zamanı, mekanı yoktur. Yani sınırlı değildir. Mümin her an tövbe eder ve her an istiğfar eder. İstiğfarı kendisindeki eksikliği tamamlamaktır. Yani ibadetler için de istiğfar ederiz. Eyvallah. Ama tövbe günahlara karşı yapılan iyiliklere karşı yürüyüştür. Onun için Cenab-ı Hak bize Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahü tevbeten nasuha. Ey iman edenler, siz Rabbinize nasuh bir tövbe edin. Peki nedir efendim nasuh tövbe? Nasuh tövbe, gelişi, günaha gelişi olmayan, kalbi pişmanlıkları duyan, doğruya, iyiye, hakka giden bir pişman tövbedir. Nasuh tövbenin sözlük anlamıyla tekeden sağılan sütün geri dönmemesi gibi kulun da kötülüklere, günaha geri dönmemesi demektir. Ne güzel. O nedenle ayeti kerime devamında asa rabbukum en yukeffiru ankum seyyiatikum. Bak. Asa rabbukum en yukeffiru ankum seyyiatikum. Allah sizin seyyiatlarınızı, günahlarınızı örter. Olmamış gibi kabul eder. Ve yudhulekum cennetin tecrimin tahta enhar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennete kor. Ama ne zaman? Yevme la yuksillahun nebiyye vellezine amanu ma'a. Müminlerin peygamberimizin ve bu yani iman edenlerin ve müminlerin arzu ettiği kork yani endişe etme noktasındaki mahcup olmak istemedikleri günden Allah bizi bu şekilde nimetlendirici ifade ediyor. Şimdi tövbe ifadesi, tövbe ayeti, tövbe ibadeti bir zaman için veya bir şahsın önüne geçip de yapılacak bir ibadet değil. Mümin hayatında sürekli olan bir ibadet. Ne demek? Kul olma bilinciyle eksiklerini görüp, hatalarını görüp veya suçmelerini, ayağa takılıp düşmelerini bilip yani günahlarını onlardan iyiye doğru gitmektir. Ama istiğfar biz eksik ve noksan bir varlığız. Aciziz, aceleciyiz, ihtiras sahibiyiz, zayıf bir varlığız. Bir namazda, iki rekatlı namazda bile kalbimize hükmedemeyecek kadar zayıfız. Namazda bile Rabbimizin huzurunda olduğumuz zaman ya evimizin kapısını, ya işimizi veya farklı şeyler düşünebiliriz değil mi? Yani kemal olan, yüce olan Rabbimize karşı ibadetimizde noksanlığımız var. Onun için selam verdikten sonra Peygamberimiz 3 defa istiğfar etmemizi bize tavsiye ediyor. Allahümme entes selam minkes selam demeden önce bile. Sebebi ben aciz olarak yapmış olduğum bir ibadeti Rabbime tas tamam sunmadan acizim ya Rabbi. Beni bu ibadetimle kabul et diyor. Demin okuduğum ayet-i kerimenin hemen devamında da bunun müjdesi var bize. Ya böyle de bu çıkmaz sokak mı? Hayır. Çıkmaz sokak değil. Bu bizde kendimizi tanımaktır. Yani ibadetlerimize gurur ve kibir değil. Aziyetimizi bilip Rabbimize yapmış olduğumuz ibadetten kendi nefsimize pay çıkarmamaktır. Evet. O nedenle bu bilinçle mümin yöneldiği zaman Allah zaten garantisi veriyor. Yani tevazu bize mükafatı getiriyor. Nasıl? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. Allah Teala felenuhyiyenne hayaten tayyibe diyor. Kim ki kadın ve erkek salih amel işler, mümin olarak salih amel işlerse Allah ona en güzel hayatı hazırlar, hayat eyvallah, verir. Eyvallah. Ve akabinde işlediği amellerin de en güzeliyle ona karşılık verir, mükafat verir. Bu şu anlama geliyor. İşte müminin 3 aylar içerisinde yapmış olduğu o bilinç, o şuur, o eğitim, o ruh kökündeki mana yolculuğuna gitme bilinci müminin ibadetlerini güzelleştirme ve en güzelini kazandığı zaman da altta kalan amellerin de toptan en güzelinin kategorisine çıkma bilincidir. Ne kadar güzel. Şöyle misallendireyim. Eyvallah. Altınla misallendireyim. Misalden sonra da bir esere geçelim. Buyurun. Dinleyicilerimiz, özellikle hanım kardeşlerimiz konuda daha hassastırlar, bilirler.
Altın 22 ayar altındır değil mi? En çok arzu edilen, takılan kola. Evet. Ama altının bir de 24 ayarı vardır. İşlenmemiş. Yani katıksız altındır. Evet. Onun için ihlas da katıksız altın yapabilme bilincidir. Yani içinde karışık madde olmayan şey demektir. Eyvallah. İşte müminin ihlasıyla yapmış olduğu ibadetleri 24 ayar ya. Ama bazen mümin işte diyelim ki işimiz acelede, canımız sıkkındır, başka problemimiz vardır. Namazı kılarken, namazı eda ettik ama çok tatlı bir namaz kılmadık. Ama bir de gerçekten tam işte Regaib kandilinde, gecesinde cemaatle namazı kıldık, evimize geldik, 2 rekat, 4 rekat namaz kıldık ama kendi odamızda kalbimizi Rabbimizle rapt ettik, kulluk bilinciyle güzel bir namaz kıldık. Veya bir vakit namazı, farz namazı cemaatle kılarken çok hassas bir şekilde lezzet aldık. Bilelim ki o namazın hassasiyeti ve kalitesi diğer namazların katkısıyla olmuştur. İnsan birden bile o kazancı elde edemez. Evet. İşte Rabbimiz bize bu ayette müjdeliyor. Sizin bu güzel kıldığınız bu son amel var ya, 24 ayar altın şeklinde olan namazınız, o 8 ayar, 14 ayar, 18 ayarlar, hiç onlara siz bakmayın. Bunların hepsi 24 ayar kategorisine gelecek ve ondan karşılık olacaksınız diyor. Eyvallah. İşte ne güzel mümin, bir müjde hocam. Yani. Elhamdülillah. Rabbimiz bizi cennete koymak için bahane arıyor. Değil mi? Ebedi hayatı kazanmak için bize sebepler kaldı diyor. İşte 3 aylar bu sebeplerin, bu cenneti kazanmanın, rahmetine rahmana ulaşmanın, onun rahmeti deryasında vara olabilmenin sebepleridir. Onun için rağbetimizi neye göre koyarsak, rağbet noktasına, rotaya girdik mi yani, ihtina sıratal müstakim duasını fiili olarak yaptığımız zaman, evet. Cenab-ı Hak inşallah bize bu üç ayların manasını devam edeceğiz ki, eyvallah. İnşallah Ramazan boyutuna tabii devam ederiz herhalde. İnşallah, inşallah efendim. İzninizle bir eser okuyayım. Buyurun. İfadeleriniz yalnız Cibril hadisini hatırlattı bana efendim. Hani evet. Malum haliniz, ihsan nedir? Değil mi efendim? O evet. Suallerden bir tanesi de oydu. Ben onun için adımı da çok seviyorum. Ne güzel efendim. Eyvallah. Allah-u Teala ihsandan ayırmasın. Amin. İnşallah. İhsana ulaştırsın inşallah. İhsana ulaştırsın inşallah. Biz muhabbet erleriyiz. Sohbeti can bizdedir. Sırrı hakikat ilmi irfan bizdedir.
her tabibi aşık kandır Pir Sami Hazreti mazharı vahdet nümadır Beyt-i Rahman bizdedir Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay Eyvallah efendim. Muhterem Hocam, sohbetimizin son bölümüne gelmiş olduk. Programın da sonlarına yaklaştık. Gerçekten çok böyle istifadeli bir sohbet açın. Yani benim açımdan öyle efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani bazen balık derya içredir, deryadan habersizdir. Biz de böyle zamanları, mekanları Allah-u Teala'nın lütfuyla yaşıyoruz. Lakin haberimiz olmuyor. İşte bunun için hani Horasan erenlerinin bir formülü var. Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil evet. derler. Biraz böyle kenarından köşesinden bu aşkla, muhabbetle yaşamaya gayret ediyoruz. Lakin inşallah yaptığımız ibadetler kabul olur. İnşallah. Bu arada sohbetinizdeki o bir ifade bana şeyi hatırlattı. Burada da ismi şeriflerini zikrettiğim Pir-i Sami Hazretleri'nin yolunu takip eden Meşayih-i Kiram'dan Abdurrahim Reyhan Efendi Hazretleri var idi Nakşi Meşayih'inden. O her ibadetinden sonra derdi ki döner ihvana Cenab-ı Allah noksanıyla kabul buyursun derdi. Evet. Orada da o hani tevbe-i istiğfar dediniz tabii, ya efendim evet, evet. bunu bana hatırlattı. O genel bir duadır tabii noksanıyla Eyvallah. Yani hem insandaki tevazuyu ve kendini beğenme anlayışından ari evet, kılma evet. ve Rabbine karşı yapmış olduğu ibadet noktasında bir kendine bir pay çıkarmama anlayışıdır ki o bizim geleneğimizde çok yaygın bir ifadedir. Allah bizden kabul etsin derken noksanıyla kabul etsin. Hatta Kur'an okurken bile deriz Allah eksiklerini tamamlasın diye dua ederiz. Eyvallah, tabii. Ne güzel. Evet. Efendim son böyle 4-5 dakikamız inşallah hem tamam. toparlayalım hem Teşekkür de özet ediyorum. Mahiyetinde Olur, bir inşallah. Kısım olsun. Şimdi tabii bu kulluk bilinci ve şuur içerisinde yapmış olduğumuz, yürümüş olduğumuz hayatımızın son noktada vereceğimiz nefesin kıymeti sürecimiz belirliyor. Hani şimdi 18 Mart Çanakkale şehitleri için çok güzel evet. bir paylaşım vardı. Onların verdiği son nefesle biz nefes alıyoruz. Ne güzel. Eyvallah. Şimdi gerçekten onun için nefes de çok önemli. Bizim nefesimiz sınırlı ve sayılı. Bu son nefesimizin anlamı yolculuğumuzun getirisine bağlı. Evet. Onun için Rabbimiz ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yakin yani kesin ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Güzel. Eyvallah. Ve Peygamberimize Cenab-ı Hak İkra suresinin Alak suresinin sonunda ona hitaben bize de vescud vaktarib secde et ve yaklaş diyor. Evet. Ve hayat zamanı kullanma noktasında zamanın dilimleri içerisinde Peygamberimize has olmak üzere bize dikkat çeken ibadet manzumeleri vardır. Bütün bunlar bize bu yolculuğun kulluk bilinciyle geçmesini öğretiyor. İşte 3 aylar içerisindeki mübarek geceler ve 3 ayların bizzat kendisi Recep ve Şaban ayı hatta özellikle Ramazan bir kavramlar bütünü içerisinde Müslümana bir bilinç ve şuur verir. Kur'an kültürü, Kur'an ruhu, Kur'an'ı yaşama idraki sunar. Onun için Kur'an'ın indiği ay Ramazan ayıdır. Günahları yakma, yıkma, yok etme ayıdır. Müminin yolculuk noktasındaki en büyük engel olan nefsini terbiye etme ibadet ayı, oruç ibadet ayının kendisine farz kılındaydır. Ve evet. oruç ibadeti Mekke'den, Medine-i Cedden 2 yıl sonra farz kılınmıştır. Müslümanların iman mücadelesinden sonra dünyaya olan karışmaları, dünyayı yönetmeleri, siyaseti, devleti yönetme noktasında, daha doğrusu dünya malına sahip olma noktasında nefis terbiyesi devreye girmiştir. Onun için Ramazan Müslümana nefis terbiyesini, yani nefis terbiyesi derken nefsin isteklerine karşı çıkabilme, durabilme bilinci vermektir. O nedenle imsak ifadesiyle, iftar ifadesiyle, sahur ifadesiyle, bütün kavramlarıyla Müslümana o bir ay içerisinde yoğunlaştırılmış, hatta mukabeleleriyle yoğunlaştırılmış bir eğitim ayıdır. Çünkü insan bir işi bir defa, iki defa yaptığı zaman onu kanıksamaz. Hı hı. Onu içselleştiremez. Onu tekrar tekrar yaptığı zaman onu yapar. Onun için ahlak dediğimiz şey de insanın zora kaldığı zaman yaptığı şeyler değildir. Refleksle. Yani bir insan saygın bir adam ve saygılı bir insansa her anda, her yerde yapar. Gizli ve açık, korktu ve endişe etti. Ne de olursa olsun yapması gerekeni yapar. Onun için ahlak dediğim şey seciyeye, karaktere nakşedilmiş olan unsurdur. İbadetler de aynı şekildedir. Demin siz konunun başında ifade ediniz ya, adetler meselesini, adetler ibadet konusu. İşte burada hiçbir adetler bile ibadete dönüşmesini sağlan. Neden?
Çünkü adet dediğimiz yeme içme bilinçli yapılıyor. Sahurda yemek yerken ben Rabbim için yemeği içmeyi terk edeceğim diyerek yemesini yemeği yiyorsunuz. İftar ederken bilinçli iftar ediyorsunuz. Ben Rabbimin emrini tuttum, şimdi o bana ye emrini verdi, onun emriyle yiyorum diyorsunuz. Bakın yeme içme, uyuma, sabah ya akşam yatarken sabah namazını cemaatte kılayım, hatime gideyim diyerek yatıyorsunuz. Mübah bir davranış, adet bir davranış ama bu yatışınızın niyeti sizi ibadetleştiriyor. Onun için Ramazan hayatı ibadetleştiren bir ruhtur ve Müslümanın zihninde daima zikir vardır. Ben oruçluyum, ben ibadet içerisindeyim, ben kulum. Bu bilinci bir ay içerisinde Müslümana talim ettiriyor. Eyvallah. Bu talim, bu enerji, Müslümandaki bu potansiyel enerji toplama bilinci 11 ay sonra içerisinde kinetik enerjiye tabir caizse dönüyor. Müslüman alışverişinde, işinde, gücünde, sanatında ne iş yapıyorsa orada ben Ramazan'da imsak ettim. Allah'ın emrettiği ve mübah olan yeme içmeyi bile Allah emrettiği için terk ettim diyen bir Müslüman, Allah bana şu saatte ye dedi ben o saatte yedim diyen bir Müslüman ticaretinde hile yapabilir mi? Mümkün. İnsanları aldatabilir mi? Çeki senedi geri dönebilir mi? Dönemez. Onun için kulluk bilinci budur. Evet. Hayatı ibadetleştirme bilincidir. Yani Allah'a verebileceği bir hesapla yaşayabilme bilincidir. Kendisine yaşadığı, yaratılmıştaki şerefine göre çirkinlikleri, pislikleri, kirleri kendisine yakıştırmamasıdır. Onun için kul hakkı, zulüm, yanlış davranma, bütün bunlar nedir? İnsan için kirdir. İnsanın şerefine terstir. Özetle şunu da ifade edeyim. Mesela Ramazan'da evde kavga olur mu? Yemeğin tuzu vardı yoktu değil mi? Veyahut da bir bakım şeyler. Mi? Olur mu? Hayır, olamaz. Çünkü Ramazan'da herkes melek gibi olması lazım. Evin içerisinde. Eyvallah. Eşler, çocuklar, anne babalar o sofranın başında oturup birlikte sahur yapma, birlikte iftar etme. Hatta Sezai Karakoç'un ifadesiyle sahur vaktinde adeta lambaların teker teker yanması sanki şehri bir bayram havasına döndürmesi. Yani şehir bile bayramlaşıyor. Eyvallah. Şehir bile ibadetleşiyor. Onun için inşallah bu ruhun anlayışı içerisinde 3 anları kavrarız ve içinde bulunduğumuz dünyanın süreci içerisinde de Rabbim 3 ayda da bize bereket nasip etsin. Müslümanlara birlik ve dirlik nasip etsin. Güç ve kuvvet nasip etsin. Cenab-ı Hak karşımızda cephe duran bütün küfrün belini kırmayı nasip eylesin inşallah. Amin diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ifadelerle bizi gerçekten ihsan şuuruna doğru ilettiniz, yönlendirdiniz. Cenab-ı Allah var etsin efendim. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Tesirle eylesin inşallah sohbetlerinizi. Hepsi Allah'tandır. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Davetimize icabet ettiğiniz için, Muhabbetname seyircilerine muhabbetinizi ilettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Davet için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben de seyircilerime hayırlı 3 aylar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli seyirciler, Muhabbetname programının bu haftaki yolculuğunda çok kıymetli hocamız Doktor İhsan İlhan Beyefendi bizlere gerçekten bilinçli mümin olma noktasında çok önemli ifadelerde bulundular. İşte bu sohbeti biz bu andan itibaren yoldaş tayin edebilirsek, önümüzdeki o güzel ayları Ramazan-ı Şerif'le birlikte, özellikle Kadir Gecesi'yle birlikte gerçekten ihya ederiz diye ümit ediyorum. Çünkü Cenab-ı Allah malum imanın bize tarifi noktasında güzel gönüllü insanlardan şunu aktarıyor. İman nedir? Havf ile reca arasında olmak, korku ile ümit arasında olmak. Hem korkumuzu hem de ümidimizi ihsan şuuru içerisinde devam ettirebilmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Ve bu iman dairesinden hiçbir zaman bizleri ayırmasın. Evet değerli seyirciler, Muhabbetname'nin sonuna geldik. Bendeniz Necip Karakaya. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle bir sonraki programda görüşene dek ve daima Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın. Oh,